Avrupa Polis Teşkilatı Europol terörizm durumu ve trendi 2023 raporunu açıkladı. Rapor PKK-YPG terör örgütünün Avrupa'yı pek çok konuda nasıl üs olarak kullandığını gözler önüne seriyor. Ayrıca rapora göre PKK terör örgütü listesinden çıkmak için Avrupa Birliği'nde lobi faaliyeti de yürütüyor. Europol'ün terörizm durumu ve trendi 2023 raporu Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi. Raporda PKK-YPG'nin Avrupa'daki faaliyetleri tek tek sıralandı. Rapor, tüm bunlar bilinirken Avrupa ülkeleri ne yapıyor sorusunu da akıllara getirdi. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, terörizm durumu ve trendi 2023 yılı raporu yayınladı. Raporda PKK-YPG terör örgütünün Avrupa ülkelerini gelir kaynağı elde etme ve militan devşirmede nasıl üs olarak kullandığını gözler önüne serdi. Söz konusu raporun 21. sayfasında örgütün Avrupa Birliği ülkelerinde kampanya adı altında para topladığı, 68. sayfasında ise örgütün terörist başı Öcalan'ın hapisten çıkarılması için Avrupa ülkelerinde lobi faaliyeti yaptığı belirtildi. Raporda örgütün Avrupa ülkelerinde dolandırıcılık ve uyuşturucu ticaretiyle elde ettiği gelirleri propaganda çalışmaları için kullandığı da açıklandı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişilerin PKK ile olan bağlantılarının kanıtlanması üzerine tutuklandığının hatırlatıldığı raporda, Avrupa Birliği vatandaşı olan bazı örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gittiği ifade edildi. Rapora göre PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinden çıkmak istiyor. Bu amaçla birliğe üye ülkelerde lobi faaliyetleri yürütüyor. Yazılı ve görsel medya üzerinden hem karar vericilere hem de kamuoyuna ulaşmaya çalışıyor.